16 Mayıs 2024 Perşembe Turgay Güler Akşam Gazetesi Uğur Dündar gündemi niye değiştiremedi? Tesadüfen şans eseri haberimiz oluyor. Bir yıl boyunca pişiriliyor, son anda gizli tanığın ifşasıyla ortaya çıkıyor. Dua edin ki ses kaydı da var. Olmasa herkesin işi zor. Düşünün ki FETÖ 30-40 yıllık bir yapılanmanın ardından kalkışabilmişti 17-25 Aralık darbe girişimine. Ardından da 15 Temmuz. Haliyle insan şimdi ister istemez merak ediyor bu cesareti bu kadar kısa süre içinde nereden buldular diye. Binlercesi devlet içinden sökülü batıldı oysa. Önce gizli tanık Serdar Serçeli'ye bir ifade metni hazırlanıyor sonra da kendisine ezberletiliyor. Ayağında elektronik kelepçe olmasına rağmen yurt dışına kaçışına göz yumuluyor. Daha sonra Alman gizli servisine çalışan Erk Acerer'in programı ayarlanıyor. Serçelik o programa çıkacak ve kendisine ezberletilenleri anlatıp Türkiye'yi karıştıracak. Fakat Serçelik son anda vazgeçiyor. Kendisinden beklenenin aksine kumpasçıları ele veriyor. Acarer ve kumpasçılar şokta tabii ki. Yetilmiyor bir de ses kaydı yayınlıyor. Allah'tan ses kaydı var yoksa uğraş dur. Üç kıçı kırık polis şefi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde bunları yaparken baş müdürün haberi olmuyor. Vallahi kimse kusura bakmasın ben ikna olmam. Öyledir değildir bilmem ama beni kimse buna inandıramaz. Hadi diyelim ki olmuyor. Bu bile başlı başına bir fecaat. Kahraman Kazan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki FETÖ'cüleri bilmeyen var mıdır mesela? Görevlerine başlatıldılar yeniden. Gördüğüm ve son yıllarda bas bas bağırdığım konu şudur ki sermaye ile bürokrasi el ele vermiş Erdoğan'a operasyon çekiyor ve bununla kimse mücadele etmiyor. Oysa kasabada herkes biliyor. Ankara Emniyeti Merkezi bu darbe girişiminde Uğur Dündar'ın da adı geçti. Şaşırmadım. Bir iddiam da yok. Kaldı ki kendisi yalanladı. Doğru mudur değil midir bunu araştırmak yargının emniyetin işi. Nedir o iddia? Serdar Serçeli'ye o ifade tutanağı ezberletilirken Uğur Dündar da oradaymış yahut telefonla katılmış. Öyle midir bilmem ama bildiğim bir şey var. Hani bir kadın çıkmış ve Uğur Dündar'ın babası olduğunu iddia etmişti. İşte o günlerde Uğur Dündar sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve yarın gündem değişecek bekleyin dedi. Yarın gündem değişecek bekleyin. Bekledik ama gündem değişmedi. Oysa Uğur Dündar Sözcü Televizyonu'nda gündemi değiştirecek acayip açıklamalar yapacaktı. Sahi ne oldu? Niye yapmadı? Herkes olağanüstü bir şey beklerken o çıkıp Balıkesir Belediyesi'nin şu kadar borcu var dedi. İddiam odur ki Uğur Dündar o gün başka bir şey açıklayacaktı ama bir el durdurdu. Ben ispatlayamam ama yargı ispatlayabilir. Görünen o ki behemal tedbir alınmaz ve gereği yapılmazsa arkası gelecek. Birileri düğmeye bastı. Konu sadece Ankara Emniyetinden ibaret değil. Bu arada Osman Kavala serbest bırakılsın Türkülerine de bu olayların dışında tutmayın. Osman Kavala tartışması bu işlerin tam da göbeğinde.